Teknopat'tan herkese merhaba, ben Çağan Çelik. Bu videomuzda Gigabyte'ın AMD B450 chipset tabanlı B450 Aorus Pro anakartını inceleyeceğiz. RGB aydınlatma desteği, etkili VRM soğutması ve çift M.2 yuvası gibi öne çıkan özelliklere sahip olan B450 Aorus Pro, daha az aygıta sahip nispeten basit sistemler için uygun maliyetli bir ATX anakart. B350 chipsetinin varisi olan B450'nin farkları eski nesil APU desteğini bırakması ve Store MI desteği sağlaması. 1. ve 2. jenerasyon Ryzen işlemcilerle Radeon Vega grafik yongasına sahip Ryzen APU'ları destekleyen B450 chipseti B350 ile çok da büyük farklar içermiyor. Anakart üzerinde 3 adet fiziksel X16 ve 1 adet X1 PCI Express genişleme yuvası bulunuyor. Sadece ilk X16 slot PCI Express 3.0 standardını kullanıyor ve 16 hatta sahip. Diğer 2 fiziksel X16 yuva PCI Express 2.0 standardında ve sırasıyla 4 ve 1 hatta sahipler. Dolayısıyla optimum performans için ekran kartının ilk fiziksel X16 slota takılması gerekmekte. Bu slotun aynı zamanda korumalı olduğunu belirtelim. Anakartın dayanıklılığı ve stabiliteyi artıran bir diğer özelliği de 24.000'lik anakart güç girişiyle 8.000'lik işlemci güç girişinde kullanılan pinlerin kalın ve içlerinin dolu olması. Gigabyte'a göre bu sayede daha stabil bir güç iletimi sağlanıyor. Genellikle bütçe odaklı anakartlarda içi boş pinler tercih edilir ve bu üründe tam aksini görmek güzel. 4 adet DDR4 bellek slotuna toplamda 64 GB bellek takabilmektesiniz. Hız aşırtmayla 3200 MHz'e kadar bellekler destekleniyor. İşlemcinizin bellek kontrolcüsünün durumuna göre bir miktar daha hızlı bellekleri kullanmanız şans dahilinde. İşlemci çevresinde 8+3 hibrit PWM faz tasarımı görmekteyiz. Ve voltaj düzenleme modüllerinin etkin soğutulması için büyük ve etkili bir heatsink tercih edilmiş. Depolama birimlerine geldiğimizde 2 adet M.2 SSD genişleme yuvası kullanımımıza sunulmuş. Bunlardan biri PCI Express X4, diğeri X2 hızlarında. Ve her iki yuva üzerinde soğutucular mevcut. Yine her iki yuva da piyasadaki en yaygın SSD form faktörü olan 2280 M.2 sürücüleri destekliyor. Gigabyte BIOS üzerinden bu iki sürücüyü kolaylıkla RAID yapmanıza imkan tanıyor. Bu sayede çok yüksek okuma ve yazma hızlarına erişmeniz mümkün. Anakart toplamda 6 adet SATA portuna sahip. Bunlardan 4'ü 90 derece açılı, ikisi dik duran portlar. 2 adet M.2 portu da olduğunu düşündüğümüzde 6 SATA portu ortalama kullanıcının depolama ihtiyaçları için fazlasıyla yeterli diyebiliriz. Anakartın giriş çıkış portlarına baktığımızda APU kullandığınızda devreye giren 1 adet HDMI 2.0 ve DVI görüntü portları, 4 adet USB 3.0, biri tip C, diğeri tip A olmak üzere 2 adet USB 3.1 portları, RJ45 Ethernet portu, optik ve analog ses çıkışları görmekteyiz. RJ45 portundan Intel Gigabit Ethernet yongası ile ağ bağlantısı sunan anakart maalesef bu modelinde Wi-Fi desteğine sahip değil. Kablosuz ağ için dahili Wi-Fi yongası bulunan Pro Wi-Fi modelini almanız gerekiyor. Ses yongası olarak Realtek ALC1220 kullanılmış. Anakartın arkasındaki çıkışlarla 7.1 hoparlör konfigürasyonuna kadar destek verilebiliyor. Ayrıca Gigabyte bu yongayı kendisi özelleştirerek 1220VB adını vermiş. Mikrofon girişindeki gürültü ses oranının bir miktar artırılması gibi standart ALC1220'yi iyileştiren özellikler barındırıyor. Bunun haricinde Gigabyte'ın bugüne kadar anakartlarında uyguladığı Hi-Fi seviyesinde kapasitör kullanımı gibi ses üzerine pek çok iyileştirmeyi de içeriyor. Görünüş açısından anakartın üst seviye modellere yakınlığı dikkatimizi çekti. Örneğin giriş çıkış portları üzerindeki sabit bir kalkan ve görünüş için RGB aydınlatmalı Aorus yazısı barındıran plastik bir kapak kullanılmış. Güney köprüsü üzerindeki heatsinkte bulunan Aorus Kartal logosu da RGB aydınlatmaya sahip. RGB desteği sadece burada kalmıyor elbette. Bu anakartta hem adreslenebilir dijital RGB'leri, hem tipik 4000'li RGB ledleri, hem de kendi üzerindeki RGB aydınlatmayı kontrol edebiliyorsunuz. Bunun için Gigabyte'ın RGB Fusion yazılımını kullanmanız gerekiyor. Gigabyte genellikle bütçe odaklı ürünlerde tercih edilen B450 chipsetine çok daha yüksek fiyatlı anakartlarda görmeye alıştığımız özellikleri ekleyerek dolu dolu bir anakart yapmış. Eğer X470 chipsetli anakartlar bütçe sınırınızı aşıyorsa, ancak Ryzen işlemcinizin performansından bir şey kaybetmek istemiyorsanız ve güncel anakartlardaki güzel özelliklerden de feragat etmek istemiyorsanız, ki bunlar RGB ve soğutuculu M.2 slotlar olabilir, B450 Aorus Pro ihtiyacınız olan anakart olabilir. Bu incelememizin de sonuna geldik. Ben Çağan Çelik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.